şarkısı, Anadolu'dan türküler söylenir. İzmir artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin de demokrasi mutfağıdır. Ve Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in asırlık yolculuğuna eşlik etmiştir. Bu parti 100 yaşına getirebilmek için emek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Umudu örgütleyip onu başarıya taşıyabilmek için, o anlamda etken olabilmek için, işlevsel olabilmek için, yani sonuç alabilmek için örgütün tam kapasiteyle çalışması gerekir. Eğer örgütümüzü, örgütlenmemizi tam kapasiteyle çalıştıramazsak, o zaman o örgütün sonuç alması olanaklı değildir. Bir siyasi parti örgütünün bana göre tam kapasiteyle çalışabilmesi demek, o parti örgütünün partinin izleyeceği siyaseti belirleyebilmesi demektir. Eğer örgüt partinin izleyeceği siyasetin belirlenmesinde, o süreç içinde yer alamıyorsa, o örgütün kendisinden beklenen görevleri yerine getirmesi olanaklı değildir. İkinci olarak bana göre örgütün sonuç alabilmesi için örgütün milletvekili adaylarını ve belediye başkan adaylarını seçebilmesi gerekmektedir. Yani ön seçimin olması gerekmektedir. Eğer örgüt kendi adaylarını seçemiyorsa, iradesini Sayın Başkan oraya yansıtamıyorsa, örgütümüzün sonuç alması olanaklı değildir. Ayrıca bir tembellik sürecine girme tehlikesi söz konusu olabilecektir. Ona da değinmek isterim. Eğer örgüt tam kapasiteyle çalışamıyorsa, bir süre sonra öyle birini getirelim ki, öyle birini genel başkan yapalım ki o çok iyi konuşsun, çok çalışsın, çok dolaşsın, hepimiz adına işi o yapsın demeye başlar. Bir kere ön seçimi mutlaka uygulanması lazım. Bir kişinin iki veya üç dönemden sonra milletvekili olmaması lazım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 defadır, 8 defadır milletvekili yapan ve merkezden yapıldığı için milletvekilleri var. Bizim yeniden genel sekreterliğe dönmemiz lazım. Genel sekreter partinin başbakanıdır. Geçmiş yıllara, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bundan önceki yönetim bir değişiklik yaptı ve AK Parti'nin sistemine geçti. Yani nedir o? Genel başkan yardımcıları ve genel başkan yardımcıları da, yani genel başkan öyle bir yetkisi var ki istediği zaman siz hepiniz gittiniz, yarın yenisi başlayacak diyebiliyor. Parti meclisinin etkisi yok. Aslında bu seçimi kazanmamız lazımdı. Bu kritik seçim Cumhuriyet'in 100. yılını Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışırdı kutlamak. Ben koşulların çok elverişli inanıyorum. Yani geçmiş yıllara baktığımız zaman bu kadar her şeyin alt üst olduğu, her şeyin yıkıldığı, pahalılığın, ayrımcılığın, tek adam rejiminin olduğu bir dönemde maalesef bu süreci parti olarak iyi yönetemedik. Onu kabul etmek lazım. İyi yönetemedik. Bu seçim mutlaka kazanılabilir dedi ama tam iyi yönetilemedi. Ben Sayın Çetin'in biraz önce önerdiği modeli tam anlamıyla desteklemiyorum. Bu önerilen şey aslında genel merkezde yoğunlaşmış olan yetkinin genel merkez aktörleri tarafından paylaşılmasıdır. Bence bu doğru değil. Şu nedenle doğru değil. Yetki örgütte olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü yetkiyi kullanmalıdır. Daha doğrusu
Cumhuriyet Halk Partisi örgütü egemenliğini, yani biraz önce söylediğim gibi siyasetin belirlenmesini, biraz önce söylediğim gibi adayların belirlenmesini büyük ölçüde içinde yer aldığı bir süreçle kullanabilmelidir, belirleyebilmelidir. 80 darbesinden sonra biliyorsunuz 12 sene evet. Cumhuriyet Halk Partisi de kapalıydı. Bütün diğer partilerle birlikte ve bütün bugün çektiğimiz sıkıntıların büyük bir kısmı ondadır. Eski şeyler, partiler ortadan yok oldu. Onlardan birçoğu hala yok yeni adlarıyla. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi evet. var ki aynı adıyla, aynı ilkeleriyle yerinde duruyor. Onun için bizim Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir partidir. Hep birlikte kıymetini bilelim. Haklısınız. Bunu daha da geliştirelim. Arkadaşlarım dediği gibi eksiklerini telafi edelim. Zaten o yola gidiyoruz.